Yine yeni bir oyuncu ekipmanları videosuyla daha sizlerleyim. Bu videomuzda konuk olan XPG'nin piyasaya en yeni çıkan oyuncu ekipmanları olacak. Prekook S ve yine burada Siling Shun isimli oyuncu mouse ve oyuncu kulaklığın incelemesini deneyimlerime aktardığım bir video olacak sizlere sevgili dostlar. Dilerseniz gelin ilk olarak Prekook S oyuncu kulaklığıyla hemen videomuza geçelim. Prekook S 50 milimetrelik gerçekten oldukça sağlam müzik kalitesine sahip bir driver ile karşımıza geliyor. Hafif ergonomisiyle ve hafif tasarımıyla karşımıza gelen güzel bir detayı bulunuyor. 300 gram bir ağırlığı bulunuyor. 3.5 milimetrelik de dönüştürücüsü yine kutu içerisinden çıkıyor sevgili dostlar. Yazılım desteği maalesef bulunmuyor. 7.1 desteğini de bu kulaklıkta göremedim teknik detayları arasında belirtmemişler ama gerçekten 3D sound sesleri çok rahat bir şekilde alıp kulağınızda hissedebileceğiniz bir audio tasarımına da gitmişler. Bunun yanında bu şu demek değil ya yani 7.1 e evet belirtilmemiş ama oyunlarda bu kulaklık kullanılmaz gibi bir algı bana yaşatmadı. Özellikle FPS ve burada Call of Duty'den CSGO'ya kadar yapmış olduğum oyun testlerimde çok güzel ses kasabildiğimi söyleyebilirim. Tüm bunların yanında kulaklığın tasarımı gerçekten sade ve şık duruyor. Pet yapısı oldukça yumuşak. Yine kafa bandı tarafında bulunan pedin yumuşaklığı da gerçekten muhteşem. Yani uzun bir süre oyun oynuyorsanız bu kulak sizin canınızı acıtmayacaktır. telleme yapmayacaktır. Herhangi bir bunalama sebebiyet vermeyecektir. Dolayısıyla bu kulaklığı uzun yani saatlerce oyun oynadığınızda çok rahat bir şekilde kullanabileceksiniz. Yine mikrofonu ağzınıza doğru istediğiniz bir şekilde katlanabilir yapıya sahip, elastike bir de burada yapısı mevcut dostlar. Ağzınızın tarafına veya işte ne bileyim farklı yere konuşmuyorsunuz. Mikrofonu ağzınızdan çekmek istiyorsunuz. Aşağı tarafa bükebiliyorsunuz ve orada kalabiliyor. Bunların yanında mikrofon kalitesi de gerçekten güzel sevgili dostlar. Gelin dilerseniz mikrofon ses kalitemizin ham haline hep beraber değinelim. Videonun bu kısmını XPG'nin en yeni kulaklığı olan Precog S ile meydana getiriyorum. Sizler bu kulaklığın mikrofonu hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen bu videonun yorumlar kısmında benimle de paylaşmayı unutmayın. Dilerseniz gelin videomuza kaldığımız yerden devam edelim. Mikrofon kalitemize de değindiğimize göre dostlar gerçekten petlerin de burada sök çıkar yapısı da güzel bir detay olmuş. Onu temizlemek istediğiniz veya kuraklığı şöyle bir silmek istediğiniz petleri belki yıkamak istediğiniz temizliğini yapmak istediğiniz pratik bir şekilde petleri yerinden söküp tekrar petleri yerine takabiliyorsunuz pratik bir şekilde sök çıkarı imkanı da burada yine sağlıyor dostlar. Hemen kulaklığın alt tarafında da bir de ses açma kapama butonu ve sessiz alma yani mikrofonu sessiz alma kısa yol butonları da bulunuyor. Bu da güzel düşünülmüş bir detay. Burada yazılım desteği olsaydı ve ufak tefek de RGB detayları olsaydı bu kulaklık gerçekten tadından yenmezdi. Özellikle müzik dinlerken çok güzel bir e, müzik kalitesi zevkide yaşattığını söyleyebilirim. Tabii ki de bu profesyonel orta profesyonel bir müzik kulaklığı değil lakin oyuncu kulaklığı olması sebebiyle de müzik dinlenim esnasında size güzel bir ee, dinleme zevki bıraktığını da söyleyebilirim. Üç farklı rengi de bulunuyor. Benim elime gelen siyah renkli olan iki. Ben bu rengi yani mat siyah olarak kombinlenmesi de benim hoşuma giden güzel bir unsur oldu. Gelelim bir diğer canavarımıza. Oyun oynamayı sevenler, profesyonelle yakın oyun oynamak isteyen dostlarımız için XPG'nin en yeni oyuncu mouse'larından biri Silent Shoot'a. Gerçekten bu Mouse'da yok yok yazılım desteğinden RGB detaylara, bal peteği tasarımına kadar birçok güzel detay bulunuyor. Mouse'umuzun PMW3360 optik sensörü bulunuyor. 73 gram bir ağırlığı bulunuyor ki bence sınıfına göre hafif sayılabilecek nitelikte. 400 ile 12.000 dpi arasında bir hassasiyeti bulunuyor. Bu ayarlamayı yapabiliyorsunuz. Örgü kablo yapısı bulunuyor. 1.7 metrelik yapısıyla da yine karşımıza çıkan güzel bir detayı bulunuyor. 20 milyon tuş ömrü mevcut. RGB yazılım desteği de bulunuyor ki bu RGB detayları da yine Prime Support yazılım üzerinden de yapabiliyorsunuz. Yine yazılım üzerinden de 4 farklı bu modu da isterseniz ayarlayabiliyorsunuz. Yoklama hızımız 1000 Hz olarak karşımıza geliyor. Mouse'umuzun üzerinde tamı tamına 6 adet de tuş bulunuyor. Ben mouse'la oyun oynadığım takdirde pet üzerinde gerçekten oldukça akışkan bir yapısı olduğunu söyleyebilirim orta, orta üst hatta profesyonel yakında oyun oynamayı seviyorsanız ve güzel de bir yani ben CSGO'da çok iyi oyun oynuyorum. Bu mouse yani bu mouse'u alsam beni gerçekten rakiplerimden öne taşır mı derseniz gerçekten bu mouse sizi öne taşımada bir adım yine yardımcı olacaktır. Fiyat performans olarak değerlendirdiğimizde özellikle hafifliğiyle, yapısıyla, yazılım besteğiyle beraber yine makro atamalarınızı ve İrili ufaklığı yazılım desteği sayesinde RGB detaylara dokunuş gösterebileceğiniz de güzel detayları bulunuyor dostlar. Ben kullanırken veya oyun oynarken severek kullandığımı da söyleyebilirim. Benim değinmeyi unuttuğum herhangi bir nokta varsa hem kulaklık hem de mouse hakkında lütfen bu videonun yorumlar kısmında da benimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.